Mark Twain, Aziz Bartholomew'un heykeline baktığımda hissettiğim pek çok şeyi özetliyor. Bu yüzden cümleleri biraz atlayarak çevirmek gerekirse, figür derisiz bir adamdı. İnsan bedenindeki her damar, arter, kas, lif, tendon ve doku en ince ayrıntısına kadar temsil edilmiş. Acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Bunu gördüğüm için çok üzgünüm. Çünkü onu her zaman göreceğim. Bazen hayal edeceğim. Benimle çarşafların arasına gerildiğini ve açıkta kalan kasları ve soğuk bacaklarıyla bana dokunduğunu hayal edeceğim. İtici şeyleri unutmak pekala çok zordur. Aziz Bartholomew'un heykeli aslında insan vücudunun kasları ve yapısı üzerine yapılmış anatomik bir deneme. Korkunç derece gerçekçi olan bu heykel, elinde İncil tutan derisiz bir adam figüründe. Damarlarını, kaslarını, vücudunun her detayını net bir şekilde inceleyebileceğimiz bedene ilk baktığımızda bu vücudun üzerini saran bir örtü var sanıyoruz. Fakat maalesef bu bir örtü değil. Bu örtü zannettiğimiz şey, dikkatli baktığımızda anlıyoruz ki Aziz Bartholomew'un yüzülmüş vücut derisi, omzundan aşağı sarkan kıvırcık saçlarıyla bir kafa, yanlarından sarkan el detayları gerçekten korkunç ve rahatsız edici. Daha önce Milano Katedrali'ni duymuşsunuzdur. Aziz Bartholomew'un heykelini orada görebilirsiniz. Rahatsızlık verici ve ürkütücü görünümü ile bu heykeli görmemek oldukça zor. Heykel 1562 yılında Marco d'Agrate tarafından yapılmış. İtalya'nın en büyük heykeltıraşlarından biri. Hakkında çok az bilgi var ama siz görsellere baktığınızda bahsettiğim kişinin ne kadar büyük bir heykeltıraş olduğunu göreceksiniz. Bu heykel ilk başta katedralin dışında yer alıyormuş. Sonradan içeriye taşımışlar. Heykelin altında Marco d'Agrate'nin yazdığı bir şey var. Bu yazı Praxiteles tarafından yapılmadım, Agrates tarafından yapıldım diye yazılmış. Praxiteles'i merak edenlere söyleyeyim. Antik Yunan'ın en ünlü heykel ustalarından biri. Heykelin bu kadar ürkünç olması normal. Çünkü Aziz Bartholomew'un hikayesi de gerçekten korkunç ve rahatsızlık veren bir hikaye. Kim bu Aziz Bartholomew derseniz, bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Aziz Bartholomew, 3 sinoptik İncil'e göre İsa'nın 12 havarisinden biri. Hakkında pek bilgi yok. Mezopotamya, İran, Türkiye, Ermenistan topraklarını gezerek misyonerlik yapmış ve Ermeni kralının erkek kardeşini Hristiyanlığa geçirmeyi başarmıştır. Tahmin edersiniz ki bu sebeple büyük bir işkence görmüş ve canlı canlı derisi yüzülerek öldürülmüştür. Bu sebeple Aziz Bartholomew'un dericilerin, terzilerin ve çiftçilerin koruyucusu olarak kabul edildiğini tarih kitaplarında görüyoruz. Aziz Bartholomew'un 24 Ağustos'ta öldürüldüğü söyleniyor. Bu tarih ayrıca tarihin en kanlı katliamlarından birine de ismini veriyor. Aziz Bartholomew'un yortusu katliamı. Heykelin aklıma düşmesini sağlayan şey de 24 Ağustos'un yaklaşması olması. Peki bu tarihte ne mi oluyor? Aziz Bartholomew'un 24 Ağustos'ta öldürüldüğü söyleniyor. Bu tarih ayrıca tarihin en kanlı katliamlardan birine de ismini veriyor. Aziz Bartholomew'un Yurtusu katliamı. Katolik ve Protestanlar arasındaki çekişme on binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. 24 Ağustos 1572'de Catherine de Medici'nin Protestan Hristiyanlarının yok edilmesi emriyle Paris'te beyaz haçlı kıyafetler giymiş onlarca Katolik gece evlerinde mışıl mışıl uyuyan Protestanları öldürüyor. Sabaha kadar bu olay öyle büyüyor ki Fransa sınırlarını aşıyor ve İspanya'ya kadar yayılıyor. O gün 30 bin Protestanın öldürüldüğü söyleniyor. Kaçabilen Protestanlar başka ülkelere kaçıyor. Fakat Fransız Protestanların Katolikliği kabul etmesiyle katliam son buluyor. Aziz'in nasıl öldürüldüğünü hatırlayıp heykeli inceleyince heykelin yüzündeki acıyı iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. Bu da heykeli daha da başarılı kılıyor. Her ne kadar bazıları Aziz'in farklı şekillerde öldürüldüğünü iddia etse de birçok heykel ve fresklerde Aziz Bartholomew'un derisi yüzülmüş halde tasvir ediliyor. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde yer alan Son Yargı freskinde Michelangelo Aziz Bartholomew'un elinde derisiyle resmetmiş mesela. Aziz günümüz sanatçılarına da ilham olmuştur. Damien Hirst küçükken gördüğü bir gravürden etkilenerek Aziz Bartholomew'un heykelini 24 karat yaldızlı bronzdan bir versiyonu da yapmış. Enteresan bir şekilde Aziz Bartholomew Yurtusu yıkımı 1572 yılında gerçekleşiyor. Fransız din savaşları sırasında Huguenotlara, Fransız Calvinist Protestanlara yönelik yaşanan suikastlar ve Katolik çetelerinin büyük çaplı katliam dalgasıdır. Gece başlamış, sabaha doğru tek bir Protestanın bile canlı çıkılmasına izin verilmemiştir. Ta ki canlı olanların da Katolik'e geçmesi sağlandıktan sonra canları bağışlanmıştır. Marco d'Agrate'nin de heykeli yapılış tarihine bakıyorum. 1562. Yani bu kıyımdan 10 yıl önce. Fakat bu heykele baktığımızda, bu heykeli tasvirine baktığımızda bu 10 yıl sonra olacak olayların birebir benzerinin bir Aziz üzerinde önceden öngörüldüğünü görürüz. Çünkü heykeldeki Aziz'in derisi yüzülmüş ve yüzü acılar içinde kalmıştır. Heykeltıraş ise bu detayları inanılmaz çarpıcı bir şekilde heykeline aktarabilmiştir. Bunun yanı sıra Milano'da San Lorenzo Bazilikası'ndaki Giovanni del Conte'nin mezarı ve Pavia Kertosta'nın cephesi üzerine de çalışmıştır usta heykeltıraş. Hatta kardeşi Gian Francesco bir anıtta Sforzino Sforza Bazilikası'nda bulunan Santa Marina della Scala için de Parma'da birlikte çalışmışlardır. Gönül ister ki bir gün Milano'ya gidip bu heykeli hepimiz görelim. Ama umarım böyle olur. Umarım ulaşabilenler ulaşır. Çünkü Rönesans çağında mükemmel ressamlar, heykeltıraşlar, düşünürler yetişti. Ve Marco d'Agrate de bunlardan biri. Çok geç öğrenmeme rağmen hayatı hakkında çok bilgiye ulaşamadım. Eğer daha detaylı bilgilere ulaşabilirsem muhakkak başka bir belgeselde sizlere bunu aktaracağım. Ama bugünkü konumuz Aziz Bartholomew'un heykeliydi. Ve onu görsellerde size bırakacağım. Görselleri gördüğünüzde siz de heykelin ne kadar mükemmel, ne kadar ihtişamlı yapıldığını göreceksiniz. Dilerim bu güzel konuyu beğenirsiniz. Daha ilginç, daha güzel detayların gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olun. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.